Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'la telefonda görüştü. Birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti. Haberi Filistin Haber Ajansı Vafa duyurdu. Abbas, Trump'la görüşmesinde adil ve kapsamlı barışa varmak için Trump'la birlikte çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi. Trump ise savaşı durdurmak için çalışacağını, bölgede barışı sağlamak için de Abbas'ın yanı sıra bölgesel ve uluslararası taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti. Bu arada Donald Trump ilk üst düzey atamasını da yaptı. Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü'ne Suzy Wiles'ı getirdi. Amerikan basınına göre A takımını kuran Trump'ın en büyük kriteri sadakat. Yeniden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilen Donald Trump, tarihi seçim zaferinin tadını çıkarırken bir yandan da A takımını kuruyor. İlk üst düzey atamayı yaptı. Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü'ne sadık müttefiki Suzy Wiles'ı getirdi. Wiles bu görevi üstlenen ilk kadın olarak tarihe geçti. 2021 yılından bu yana Trump'ın Amerika'yı kurtar adını verdiği hareketi yöneten Wiles, Trump'ın dünyasının patronu olarak da biliniyor. Ama göz önünde olmayı sevmiyor. Suzy, come Suzy, come. Suzy likes to stay sort of in the back, let me tell you. The ice maiden, we call her the ice maiden. En merak edilense Trump'ın yönetiminde bakanlık koltuklarına kimlerin oturacağı. Trump'ın Mar-a-Lago'daki malikanesinde kadro savaşı yaşanıyor. Amerikan basınına göre ekibini hazırlayan Trump'ın en büyük kriteri sadakat. Çünkü Beyaz Saray'daki ilk döneminde ekibindeki birçok kişi istifa etmiş ya da görevden alınmıştı. Bu yüzden görüş ayrılığı ve güven sorunu yaşamadığı kişileri seçmek istediği belirtiliyor. Peki öne çıkan isimler kim? Eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun adı Savunma Bakanlığı için geçiyor. Dışişleri Bakanlığı görevini Florida Senatörü Marco Rubio'nun üstlenmesi bekleniyor. Trump'ın ekonomi danışmanı Scott Bessent potansiyel hazine bakanı olarak görülüyor. Eski yönetimde Orta Doğu danışmanlığı görevini üstlenen damadı Jared Kushner'ın ise yeni yönetime katılmayı reddettiği öne sürüldü. Trump'ın mega destekçisi Elon Musk da ödülünü alacak. Teknoloji milyarderi hükümet harcamalarını kısmak için kurulacak komisyonda görev alabilir. Trump'ın siyasi müttefiki Robert Kennedy Jr.'ın kabinede yer almayacağı, bunun yerine sağlık ve gıda düzenlemelerini denetleyecek bir görev üstlenebileceği belirtiliyor. Trump bir yandan da vaatlerini hayata geçirmeye odaklandı. Seçimden sonra verdiği ilk röportajda yasa dışı göçmenleri sınır dışı etme vaadinin arkasında durdu. Sınırımızı güçlü ve etkili kılma sözümü yerine getirmekten başka seçeneğim yok dedi. Maliyeti ne olursa olsun sınır dışı operasyonunu yapacağını söyledi. Öte yandan Amerika'da 3 eyalet Trump geçirmez yasalar çıkarmak için kolları sıvadı. Demokratların yönettiği Kaliforniya, New York ve Connecticut'ta liberal politikaları Trump yönetiminden korumak için yasal adımlar atılacak. Amerikan başkanına yönelik bir suikastle ya da bunu çok çok böyle kurgulayabileceğini düşünmüyorum. Çok hani profesyonel bir şekilde Amerika'nın içerisinde Amerikan başkanına yönelik bir suikasti devrim muhafızlarının da hani bu yapısını incelediğim için biliyorum. Yani şöyle bu iddiada bulunabilirim. Çok etkili bir şey sağlayamazlar. Ancak gelin görün ki İşte bu foreign policy de şimdiden 3 ay öncesinden, 5 ay öncesinden, 6 ay öncesinden neler yazıyor? İşte diyor ki özellikle Amerikan başkanlarına ya da Amerikalı üst düzey siyasi figürlerine yönelik dünya çapında genel itibariyle suikastler artacak. Çünkü dünya suikastler dünyasına döndü. Acaba gerçekten bu... Buyurun. Zeynep Hanım, süremin sonuna geldim. Çok teşekkür ediyorum size. Bekir Bey'den de son bir cümle alayım. İran ilişkileriyle alakalı. Tamam. Ben de şunu söyleyebilirim.
Yani yazın Trump'a yapılan suikast sonrasında işte ne tartışılmıştı? Trump'ı koruması gereken gizli servis nerede diye soruldu veya Amerikan federal düzeyde bu işlere bakan FBI ne yapıyor diye soruldu. Bu anlamda yani FBI'nin o suikasta yani Trump'a yönelik o suikast girişimindeki o artık ihmalkarlığı veya beceriksizliği diyeyim ortadayken bir anda işte bu haberle beraber Trump'ı koruyan, Trump'ı suikast girişimini engelleyen bir FBI hikayesi görüyoruz. Yani bu açıdan değerlendirmekte fayda var. Ben de aynı şekilde Zeynep hocama katılırım bu noktada. İranlıların yani Trump'ı öldürmek gibi bir istekleri olsa bile böyle yetenekleri olmadığı tartışılır. Yani muhtemelen olamaz. Devrim muhafızları da bu haberi devrim muhafızları da muhtemelen Amerikan medyasından izliyorlardı ve muhtemelen birbirlerine bakmışlardır. Yani bizim böyle bir yeteneğimiz var mı diye. Böyle hani onlar da şaşırmışlardı diye düşünüyorum. Muhtemelen yani İran'ın böyle bir hani isteği olsa bile yani bu kadar sofistike bir operasyon yapacak ben kapasitesinin başarılı olduğunu düşünmüyorum. Olamaz diyorsunuz siz de. Evet. Efendim